Merhaba, Euronews ekranlarına hoş geldiniz. Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın José Manuel Barroso'yu ağırladığımız bu özel ve interaktif programımıza hoş geldiniz. Kendisi kısa zaman önce birliğin durumu ile ilgili bir konuşma yaptı ve biz de bu konu hakkında konuşacağız. Aynı zamanda sosyal medyamız aracılığıyla birçok soru aldık. Mark Davis bizim online editörümüz. Mark, neler yapıyorsun? Ben sosyal ağlardaki reaksiyonları inceliyorum. Burada yöneltilen soru ve yorumlardan bir kısmını şimdi direkt Sayın Barroso'ya yönelteceğim. Bu mülakat da yaklaşık 20 dakika sürecek. Google Plus'tan da sorularınızı Barroso'ya yönelteceğim. Eğer herhangi kim soru sormak isterse hemen sorularını bize göndersin. Teşekkür ederiz Mark. Ve size de teşekkürler Barroso. Hemen isterseniz Suriye'ye geçelim. Rusya'nın kimyasal silahlar konusundaki yeni teklifine kuşkuyla bakıyor musunuz? Biz böyle olacağına inanıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi son zamanlarda Suriye rejimi inkar etti kimyasal silah kullandığını. Uluslararası kontrolü de inkar etti. Bizler de şüpheciyiz ancak çözüm konusunda yapılması gerekenleri yapmaya çalışacağız Avrupa Birliği olarak da. Bütün bu sorunun siyasi olarak çözülmesini istiyoruz. Yani siz uluslararası bir askeri müdahalenin çalışmadığından, olmayacağından bahsediyorsunuz. Şu andaki bu kaos durumuyla ilgili bir yorum yapmak tabii ki zor. Biz şuna inanıyoruz. Güçlü bir cevap vermesini istiyoruz uluslararası toplumun. Uluslararası hukuka karşı yapılan bir ihlal söz konusu. Bu tepki Birleşmiş Milletler kaynakları kullanılarak yapılmalı. Bu yüzden dolayı da biz bu şekilde bir yöntem izliyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu sorunun merkezinde olmasını istiyoruz. Bu tabii ki Avrupa Birliği Komisyonu'nun sorumluluğunda. Bizler de Suriye halkına yardım ediyoruz. Oradaki mültecilere yardım ediyoruz. Peki, bir sorumuz var. Twitter'dan geldi, Danimarka'dan. Geçen yıl Avrupa Birliği'nin yeni ve demokratik bir Suriye konusunda sorumluluğunu olduğunu söylemiştiniz. Avrupa Birliği şimdi ne yapacak? Bu eğer... Beşar Esad... Suriye'deki durum oldukça karmaşık. Esad rejiminin kendi insanlarına saldırısı söz konusu. Ancak şu anda tabii ki zorluk var. Net bir fotoğraf çekemiyoruz yani tabii ki. Yani hazırlar mı? Ülkede bir uzlaşının sağlanması için biz tabii ki çalışmak istiyoruz. Ürdün yakınlarındaki kamptaki olayları biliyoruz. İnsanların oradaki şartlarını, durumlarını biliyoruz. Onlar oradaki zor şartlarda, çadırlarda yaşıyorlar. Gerçekten zor durumda yaşıyorlar. Bazı köyleri, kasabaları görüyoruz. Tamamen Esad rejimi tarafından yok edilmiş. UNICEF'in yöneticisi bana söyledi. Bu şekilde bu durumun burada devam edemeyeceğini, etmemesi gerektiğini söyledi. Tabii ki hareket gerekiyor, bir plan gerekiyor orayla ilgili. Siyasi bir çözüm gerekiyor öncelikle. Peki. Şimdi diğer konulara da geçelim dilerseniz. Biri de tabii ki Avrupa Birliği'nin en büyük sorunlarından biri de işsizlik. İngiltere'den bir soru aldık, bakalım. İşsizlik oranlarını düşürmede maalesef şu ana kadar başarısız olundu. Özellikle Yunanistan, İspanya ve benzer ülkelerdeki işsizlik oranını düşürmek için
neler yapacaksınız? Tabii ki ilk krizden sonra bakarsak küçük bir azalma oldu işsizlik oranında ama tabii ki hala çok yüksek boyutlarda. Ne yapacaksınız bu konuda? Ekonomik durum ile ilgili çalışmalar sürüyor. Buradaki durum dün de tabii ki bahsettim. Sosyal ve siyasi, ekonomik konular birbiriyle bağlantılı, sürdürülebilir bir çözüm üretilmeli. Ulusal çıkarlar tabii söz konusu burada. Biz tabii ki üye ülkelere söylüyoruz, ortak çalışalım ve bu işsizlik sorunu üzerinden gelelim. 8 milyar euro tabii ki bu işsizlik konusu için harcanıyor. Önümüzdeki bütçede önemli bir kısım bunun için ayrıldı zaten. I've launched this global alliance for digital jobs. We are working with. Önümüzdeki dönemde dijital ticaretin geliştirilmesi konusunda bir girişim başlattık. Hükümetler kendi ülkelerinde reformlarını yapıyor mu, yapmıyor mu? Bu da önemli tabii ki. Yeni işlerin üretilmesi için de. Peki şimdi bu konuda gerçekçi olursa bazı tabii eleştiriler de var. Şöyle ki yani okyanusta çok büyük bir damla olmadığı söyleniyor bu küçülmenin. Çünkü gençler arasındaki işsizlik özellikle çok yüksek boyutta. Çok kaynaklar var tabii ki, sosyal fonlar var. Üye ülkelerin istekliliğine de bağlı tabii ki bu. İkinci olarak da hükümet bu teklifi kabul ederek etmeli ve Avrupa Komisyonu zaten daha fazlasını yapmak için istekli. Peki bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve insanlar hemen bununla ilgili speküle ediyorlar. Bunu farklı şekilde yorumluyorlar. 2014 yılının Ocak ayında başlayacak yeni bütçenin uygulanması. Bunun uygulanması, bu düzenlemenin uygulanması bir an önce kabul edilmeli ve ondan sonra da bunun hayata geçirilmesi söz konusu olabilecek. Özellikle 8 ülkede ciddi anlamda işsizlik söz konusu. Yüksek oranlarda işsizlik var. Çok hızlı bir hareket kabiliyetimiz olması gerekiyor bunlarla mücadele etmemiz için. Yani sizde uluslararası yönetimler, bu arada hemen Mark kulağıma bir şey söylüyor, bir kendisine dönelim. Çok sayıda tweet geliyor Google Plus'tan ekonomiyle ilgili. Özellikle genç insanlar soruyor, işsiz insanlar soruyor. Michinelli and he asks the economic crisis has been severe. Which method? Ekonomik kriz oldukça ciddi durumda. Bu genç insanlar Avrupa Birliği projesine inanmaya devam edecek mi? Son rakamları tabii ki ben de biliyorum. İyileşme dönemine girdik. Bunu görüyoruz. Krizden nasıl çıkabiliriz? Tabii ki bu krizden çıkmak zor olabilir hemen ilk etapta. Bu yılın belli dönemlerinde tüketici güveni konusunda piyasalarda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Birçok rakamlara baktığımızda olumlu gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Ancak bu tabii ki tamamen krizin bittiği anlamına gelmiyor. İşsizlik az da olsa azalmaya başladı. Bizler hükümetleri gerekli reformları yapmaları konusunda baskı uyguluyoruz onlara. Onları bu şekilde uyarıyoruz. İşsizlikle mücadele ancak bu şekilde olur. Somut bir çözüm olmalı.
Çok sayıda genç işsiz insan var. Herkes bize soruyor. İnsanlar insanların istediği bu işe taleplere karşılık verebilmemiz için de Avrupa piyasasında bir yer açmamız gerekiyor onlara. Şimdi büyümeden bahsettiniz ama tabii bu büyüme hızlı gitmiyor. Yavaş bir büyümeden bahsettiniz. Biz de burada gördüğümüzde zaten çok fazla bir büyüme yok. Bunun da işsizliğe pek bir etkisi de yok. 0.3 ilk çeyrekte. Tabii ki gelecek örneğin projeleriniz var. Portekiz'de 1.1 oranında büyüme gerçekleşti. Birçok Yunanistan da tabii ki yola girdi aslında. Bizler daha fazla arz fazlası vereceğini de bekliyoruz. Ben şuna inanıyorum ki Yunanistan olumlu rakamlara ulaşacaktır. Şunu kendimize hatırlatalım. Biz niçin bu durumdayız? Mali kriz geldi ve Yunanistan konusuna baktığımızda harcamalar bir hayli arttı. Şu anda da bütün her şeyi doğruluyoruz, her şeyi düzeltiyoruz. Birçok şey yapıldı, bunu söyleyebilirim. Peki, Uluslararası Para Fonu hata yaptı mı Yunanistan'da? Neydi bu hata? Bence biz temel olarak Yunanistan'ı destekledik. Peki, bizim pozisyonumuz mali konsolidasyonun gerçekleşmesini gerektiriyor. Bu sadece bu tek politika değil tabii ki, başka şeyler de var. Örneğin özelleştirme gerekiyor. Avrupa Birliği politikası Euro bölgesindeki mali konsolidasyonun gerçekleştirilmesi çok önemli. Biz şunu savunuyoruz, yatırımlar olmalı. Daha çok yapısal reformlar gerekiyor. Yunanistan'da tamam bunlar tamamen gerçekleşmedi Yunanistan'da. Mali konuya bakacak olursak ancak bazı yapısal dönüşümlere başlandı diyebiliriz Yunanistan'da. Diğer ülkelere bakacak olursak Portekiz'de, İrlanda'da tabii ki şu anda piyasa yoluna girmek üzere. İspanya bankacılık sektöründe bazı şeyler yapıyor, planları uyguluyor. Bizler dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Sizi burada bölmek zorundayım Barossa. Şimdi başka bir konuya döneceğiz. Aslında bir soru alacağız. Ünlü bir kişiden bir soru alacağız. 5 Oscar ödüllü bir kişiden soru alacağız. Şöyle bir sorum olacak. Siz benden daha iyi biliyorsunuz ki Fransız sinema sisteminin finansmanı oldukça iyi durumda ve bu genel olarak da iyi bir ekonomiye sahip olmamızı sağlıyor. Peki bunu neden yıkmaya çalışıyorsunuz? Bunun yerine diğer Avrupa ülkelerine bunu ihraç ederek oralarda iş imkanları ve diğer sosyal imkanlar oluşturabiliriz. Peki neden bunu tercih etmiyoruz? Kendisi de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki serbest ticaret anlaşması ile ilgili konuşuyor. Acaba burada bir güvensizlik mi oluştu? Tabii ki toplumun bütün bölmelerinde yayılan bir güvensizlik mi oluşuyor Avrupa Birliği'ne karşı? İngilizce mi cevaplayayım, Fransızca mı? Lütfen İngilizce olsun. Soru çünkü Fransızcaydı. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Ben onun filmlerini biliyorum. Gerçekten büyük başarı sağladı. Biz Avrupa Komisyonu olarak, Avrupa Birliği olarak filmleri destekliyoruz.
Bizlere büyük bir programımız var. Kültürel farklılığı azaltmak için Avrupa'da bir programımız var. O diğer konuyu gösteriyor bize, söylüyor. Bizler pek aslında masum değil. Biz de bu arada konuşmaya bir reaksiyondan bahsediyoruz. Ben şunu söyleyebilirim. Bu tamamen Fransa sistemine karşı olan bir şey değil aslında. Bazı argümanlar var bu konuda. Biz dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek zorundayız ve ona göre gelişmeleri değerlendirmek zorundayız. Kültürel farklılık ve Avrupa Komisyonu bu peki güvensizlik hakkında ne diyeceksiniz efendim? İkisi arasında bir farklılık yok aslında. Peki. Şimdi tekrar bu konuya dönelim. Bu güvensizlik konusuna dönmek istiyorum. Burada bir güvensizlik olduğu kesin. Sizce de öyle değil mi? Eurobarometer'ın peki 6 büyük ülkeden son bahsediyoruz. Son rakamlarını gördüm. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ekonomik zorluklarda, ekonomik zorluk dönemlerinde insanlar tabii ki sinirli olacaklar. Tabii ki bize tepki gösterecekler. Ulusal yönetimler, partiler, mali sistemler tabii ki tepki gösterecektir. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Avrupa Birliği suçlanmalı anlamına gelmiyor bu. Biz Avrupa Birliği'ndeki krizden sorumlu değiliz. Bizler bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Biz neler yapmamız gerekiyor ve neler yapmalıyız onu sorguluyoruz şu anda. Bu ciddi bir cevap aslında. Vatandaşlarımızın Avrupa Birliği ile ilgili görüşlerini bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Peki bir sorumluluk alıyorsunuz değil mi burada? Tabii ki sorumluluğumuz var. Benim de sorumluluğum var bu konuda. Tekrar marka döneceğiz bu arada. Sorular ardı ardına geliyor. Avrupa şüpheciliği konusunda sorular var. Twitter'dan geldi. Avrupa Birliği üye ülkelerdeki artan Avrupa karşıtı partilerle nasıl mücadele edecek? Bunlar sizce AB için ciddi birer tehdit mi? Bu, ben şunu soruyorum. Biz ayağa kalkmalı ve ayakta durmalıyız. Avrupa ne anlama geliyor bunu bilmeliyiz. Avrupa ne yapabilir vatandaşların bu sorunu çözmesi için? Ben şuna inanıyorum. Gelecek seçimlerde, Avrupa Birliği seçimlerinde merkez sağda, merkez solda bütün siyasi partiler çoğunluğu sağlayacaktır. Peki siz büyük bir Avrupa Birliği karşıtlığı olacağını düşünmüyor musunuz? Onlar belli bir seviyeye kadar etkileri olabilir ancak büyük bir çoğunlukları yok tabii ki. Çok az zamanımız kaldı Barosu ama birçok da sorumuz var. Victor'dan yine Twitter'a dönüyoruz. Victor'dan bir sorumuz var. Üçüncü kez yine aday olmak istiyor musunuz? Kendisi soruyor. Ne dersiniz? Ben kendimi düşünmüyorum bu konuda. Bir yıl daha yönetimde kalacağım. Bence yeterince işimi yaptım aslında. Görevimi yaptım. Sizin eleştirilerinize rağmen yine bir şeyler yaptım tabii ki bu dönemde. Ben kendim hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda ne yapmamız gerekiyor Avrupa Birliği için? Onunla odaklanmamız gerekiyor. Benim kişisel durum önemli değil burada. Peki. Hemen kısa bir soru soracağım. Başarılı bir başkan olduğunu söyleyebilir misiniz? Ben çok mutluyum. Çünkü iklim değişikliği konusunda yaptıklarımız vardı.
ciddi olarak kriz döneminde Yunanistan, İrlanda, Portekiz gibi ülkelerin Avrupa Birliği'nde Euro bölgesinin dışına çıkması gerektiği söyleniyordu. Ancak biz bunun üstesinden geldik. Okay, Barroso, şimdi bu bölümü kapatabiliriz, kapatmalıyız. Söyleşimizin sonuna geldik ama Google üzerinden sizinle Barroso'yla video sohbetimiz devam edecek. Siz de lütfen bize diğer bölümde katılın.